Yardım edin! Yardım edin! Sakın yiyin deme. Sakın yiyin. Sakın maymun, sakın. Silahla yaralanmam. Evet ama çok kan kaybetti, çok. Bana yamuk yapma Dilan. Hadi kızım, hadi be. Ameliyathaneye hazırlayın. Hastanın ismi? Dilan Cebeci, Dilan Cebeci. Nesi oluyorsunuz aslında? Kocasıyım ben. Karım o benim, o. Benim çocukluk arkadaşım, benim her şeyim o doktor. Kurtaracaksınız değil mi? İyi olacak değil mi? Ne olur? Bir şey söylemek için erken. Bekleyeceksiniz. İyi misin? İyi. Sırdı sadece. Dila. Ameliyat aldılar. Durumu ağır dedi doktor. Bekleyeceksiniz falan dedi. Biz bekleyeceğiz de nasıl bekleyeceğiz? Bana oydu o kurşun, bana. O kurşun banaydı, bana. Tamam, şimdi sırası değil. Tamam. Öyle. Onun da sırası gelecek. Şu kız şu hastaneden bir çıksın da. Serserim çıksın da. Hadi gel, 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 gel. Sen. Sakın öleyim deme. Sakın. Sakın. Abi. Koruyamadım onu. Koruyamadım. Elinden geleni yaptın sen. Ama o seni korumak isterken o geçti ki senin önüne. Ben vurulsaydım ya. Ben yetişemedim. Ben nasıl yetişemedim? Suçlama kendini. Suçlama. Önüme nasıl atladı gördün mü? Hiç düşünmeden beni korumak için. Ben neler dedim ona, neler yaptım biliyor musun sen? O bir saniye bile düşünmeden benim... Neden? Neden? Aşk. Seni çok seviyordu ondan. Canını düşünmeyecek kadar sevmesin beni. Seviyor demek ki. Sevmesin. Abi ne olur, senin yapabileceğin hiçbir şey yoktu. Vardı. Vardı, yetişemedim ben. Kumru ben bir kurban verdim. Ben kardeşimi verdim şimdi. Şimdi o da giderse. Kimsenin bir yere gittiği yok. Hadi bırakma bu kadar kendini. O zaten pes etmez, inatçıdır o. O da benim kalbimi alıp sökmeden bir yere gitmez, ben biliyorum. Ben bir bakayım, geleyim şuraya. İyi misin? Ulan bana sık, bana. Dila orada, sen burada. İyiyim ben, iyiyim. Git sen hadi Dila'ya bak. Ha? İyiyim ben, sen çık Dila'ya bak. İyi misin?
Canım sen git, geliyorum ben. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakabilirsiniz. Allah kahretsin bu arada. Sana inanamıyorum. Delirdin mi sen ya? Kimsenin canı güvenli değil derken ciddi misin? Ben de sadece gözlerini korkutacaksın sanıyorum. Sen nasıl bu kadar ileri gidebilirsin? Ne yaptın sen ya? Ne yaptın? Ara beni çabuk. Gerizekalılar. Ben size Dilan'ın kılına zarar gelmeyecek demedim mi? Aptal herifler. Ne dedim? Sadece Dilan. Ben Kuzgun'a sıktım. Dila Hanım önüne geçti. Plan dahilinde değildi. Ama sonra ne oldu anlamadım. Zaten hemen ayrıldık orada. Sen hayatımıza girdiğinden beri almadığımız yara kalmadı. İstediğin de buydu. Niye şimdi bu kadar endişelisin? Şermin Hanım. Laf eskitmeye vakit yok şu anda. Yeter. Herkes yeterince yaralı. O da öyle. Merak etmeyin. İyi. Bize bunu kim yaptı? Bunu kardeşime kim yaptı? Ne oldu ya? Hayırdır? Ha? Benden mi şüpheleniyorsun? Aptal değilim. Behram olabilir mi? Herkes olabilir. Dila önüme atlamasaydım. Öyle. Seni vuracaklardı. Ulan düşmanlığın da bir haysiyeti olur be. Orada çoluk çocuk varken kadınlar var. Dila bir çıksın da. Ben hepsinin icabına bakacağım. Dila bir çıksın da. Ben de boş durmayacağım, merak etme. Bak. Bora arıyor. Efendim. İyi mi Dila? Ameliyatta. Allah aşkına nasıl oldu bu Şermin? Dila gerçekten önüne mi atladı silahları? Daha hiçbir şey belli değil. Bekliyoruz. Sen gel de konuşuruz. Anladım, yalnız değilsin. Ben gelemeyeceğim. Halletmem gereken işler var. Şermin bak. Dila ameliyattan çıkar çıkmaz haber ver bana. Tamam mı? İyi. Hay Allah, çocuk tabii Dila'ya bir şey oldu diye endişelenmiş canım benim. İşsizsiniz değil mi? Benim. Buyurun. Ne bunlar? İşinizin küpeleri ve yüzüğü. Bana niye veriyorsunuz ki bunları şimdi? İyi değilmiş. Dila iyi mi? Ameliyatta çıkarttığımız eşyalar bunlar. Üzerinde bulunmamız gerekiyor. Sen gerçekten seviyor musun Dila'yı bu kadar?
Bora Bey, sizi iskele tarafına alıyoruz. Yeriniz hazır. Ferman Bey, sizin desteğinizle girişmiş olduğum operasyon maalesef çok yolunda gitmedi. Gitti. Nasıl yani? Ben Behram Adıvar'ın düşmanıyım Dağistanlı. Mesaj yerine ulaşacak, merak etme. Behram Adıvar tek başına iş yapamayacağını artık anlayacak. İstediği masa kurulmayacak. Ya ben açığa çıkarsam? Açığa çıkmayacaksın. Behram suçu işlediğini düşündüğü insana cezasını kesti. Şimdi sırada Behram'ın kim olduğunu açığa çıkartmak var Dağistanlı. Benim evimiz. Kesinlikle sizinleyim. Açmıyor komro. Hani sen otur şöyle, ben haber vereceğim sana, tamam mı? Geçmiş olsun. Şey, Dila diye geldim ben ama. Üst kattalar. Dila ameliyatta. Kardeşin abinin iyi ama onlara bir şey olmadı. Aha, konuştuk Kumru'yla. Sen iyi misin, ne bileyim, yalnız kimse yok mu ya? Merak etmeyin. Ben alışkınım yalnızlığa. Birkaç saatte taburcu ezecekler zaten. Olan Dila'yı oldu. Ben de çok merak ediyorum. Kimse de haber vermiyor. Ben öğrenince haber veririm sana. Tamam. İçirmemi ister misin? Ben içerim, sağ ol. Sıyrık mı? Hı hı. Birini çağırayım mı? Ateşin falan var mı? Teşekkür ederim ilgin için. Çık abine bak. Dila nasılmış öğren, olur mu? Haber vereceğim sana. Dila. Nasıl geçti ameliyatı? Dila. Eşiniz sizi duyamaz. İyi değil mi durumu? İyi, çok şükür, çok şükür. Durumu iyi. Kurşunu çıkarttık. Çok kan kaybetmiş. Bir süre gözetimimizde altta kalacak. Yalnız bir kişi kalabilir yanında. Tamam mı? Ben kalırım, ben kalırım. Girebilir miyim şimdi yanına?
Ben size söyleyeceğim. Gördün mü bak, ben sana her şey yoluna girecek demiştim. Girecek, girecek, daha girmedi. Kumru. Abi. İyi, çok şükür, iyi. Çok şükür. Kartal, senden bir şey rica etsem. Seda aşağıda acildeydi. Evrak işlemleri falan filan vardı. Sonra taburcu edeceklerdi. Ben aşağı inemiyorum. Defne ile Naz evdeler. Ona bir bakabilir misin? Yalnız değiller değil mi? Yok, değiller de. Defne çok korkmuş. Eğer Seda'yı eve bırakabilirsen çok sevinirim. Tamam. Sağ olasın. Hadi. Ne geldi biliyor musun seni böyle görünce? Dila bademcik ameliyatı olmuştu. Sen ateşlenmiştin. Ameliyattan çıkana kadar. Onun iyi olduğunu duyana kadar da ateşini indirememiştim. Hatırlamıyorum. Ne kadar inkar etsen de Dila ile sen... Ne bileyim ben, sanki başka türlü bir gönül bağıyla bağlı gibisiniz. O zaman da öyleydi. Şimdi de öyle. Ben kafamı veremiyorum sana şu an, biliyor musun? Veremezsin tabii oğlum. Aklın fikrin orada. Ameliyat sonrası... Doktor Dila'ya dondurma vermişti. Allah, sen bir ver yansın. Esas o insanın boğazını hasta ediyor. Dila'yı ben hasta ettim demiştin. Meğer dondurma yemişsiniz. Dila fenalaşıp hastaneye götürdükleri gün. Hatırladın mı şimdi? Ha? Çektiğini buradan görüyorum. O orada öyle yatıyor ya. Benim hayatımı kurtarırken aldı o yarayı. Beni kurtarıyor diye. Hep onun acısına yetişmeye çalışacaksan... Hep o seni böyle kurtarmaya çalışacaksa, hem düşman, hem böyle aşık. Ne aşk? O başka, bu başka. Yok öyle bir şey. Görmüyorsun oğlum. Hem nasıl bir aşka, hem de nasıl bir savaşa sürüklendiğini, ikinizi de nasıl sürüklediğini görmüyorsun. Bu dünyadan uzak dur. İkinizi de korumak için uzak dur. Yoksa hepimizin sonu karanlık. Delisin sen, deli. Öyle atlanır mı kurşunun önüne? Deliye bağladın mı gözün hiçbir şey görmüyor. Çok korktum Dila. Sana bir şey olacak diye çok korktum.
Çok kan kaybetmişsin öyle dedi doktor. Ama ben o akan kanın hesabını soracağım. Sen hiç merak etme. Şimdi sen gözünü açana kadar bana da uyku yok, biliyorsun değil mi? Bilmiyorsun. Sana bir şey olsaydı ben kendimi affetmezdim. Affedemezdim bile. Uyarınca da hatırla diye. Anlaşmamızı. İyi misin? Koluma gir istersen. İyiyim, iyiyim. Tansiyon düştü herhalde. Tansiyon düştüyse otursana, niye ayaklandın? Tamam tamam, iyiyim. Bu ifade işleri geldi sanırım. Hem Dila'yı çok merak ediyorum, hem de bir an önce Defne'nin yanına gitmem lazım. O da çok korktu, yazık. Dila iyiymiş, merak etme. Zaten şu an çıksan da muhtemelen göremezsin. Ben de seni eve götürmeye geldim. Ali rica etti de. Ben taksiye atlarım, sağ ol. Yok, olur mu öyle bu halde tek başına taksi falan? Ben şey yaparım, gelirim. Bugün sabah saatlerinde Rıfat Bilgin'e ait eve düzenlenen saldırıda Dila Bilgin yaralandı. Dila? Dila Bilgin acil olarak hastanede tedavi görüyor. Durumuyla ilgili bilgileri biraz sonra aktaracağız. Saldırıyı kim ya da kimlerin düzenlediği araştırılıyor. Gardiyan! Gardiyan, açın şu kapıyı, kızımla konuşmam lazım gardiyan! Açın şu kapıyı, kimse yok mu? Açın şu kapıyı! Gardiyan! Kimse yok mu diyorum? Gardiyan! Gardiyan! Öyle masum masum uyuyorsun ya. Gören de aklı başında biri sence ha? Ama sen bir uyan. Ben o meydan okuyan halini de, o laf cambazı halini de bu haline bin kat tercih ederim. Sen bir uyan. Hadi gidin siz de. Dilan'ın durumu iyi. Uyanmasını bekleyeceğiz.
Bugün niye ateşlendim biliyor musun? Gittim bütün paramla dondurma aldım. Hepsini hızlı hızlı yedim. Bir de soğuk su içtim üstüne. Benim de bademciğim hastalansın diye. Bir daha yapma o zaman. Seninle de işimiz bitmedi. Dolanıyorsun yine belanın etrafında. Dolanma. Bir de canım sana yanmasın. Tamam. Oğlum, sen de şu kafanı biraz durult. Kalbini biraz durult. Gencecik ömrünü bu namussuzların yoluna verme. Ne olursa olsun kendini koru. Yoksa bil ki ben de öldüm. Cihan. Açamadım oğlum. Var mı bir gelişme? Adamlardan bir iyisi. Bu adamların Nedim Kösebile'ye çalıştığı kesin gibi bir şey abi. Movese'deki araç Nedim'in bir şirketine bağlı. Aramıza hoş geldin. Eyvallah. Biraz tanıyalım seni. Niye böyle bir şey yapsın ki? Nedenini bilmem. Ama sonucu görünce sen de ikna olacaksın abi. Ne demek o? Haberlere bak abi. Hemen alacaksın cevabı. İş adamı Nedim Kösebeli sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Tuvalette bazen olmuyor. Şuradakini de yıkayabilirsiniz. Dervişim. Dervişim. Geçmiş olsun. Hazır gibisin yine. Bayağıdır aşağıda bekliyorum aslında. Ortalık bir sakinleşsin, senin için bir durulsun istedim. Çıkalım istersen. Bir sabunu boşuna mı gönderdik? Elini yüzünü yıka bakalım önce. Behram yapmadı. Kim peki? Bilmiyorum. Behram öğrendiğinde ben de öğreneceğim. Ben öğrenmeye hemen başlıyorum. Hatta bildiklerim de var. Hiçbir yere ayrılamazsın Dila'nın yanından. Çok dikkatli olmanız lazım. Dila'yı ben bile yalnız bırakmamalısın. Sen de çok dikkatli ol. Bir an önce de şu hastaneden çıkmanın yoluna bakın. Silahsız dolaşmanın müddeti. Kız ölüyor diye benim yüzümden. Birbiriniz için kaç kere ölmeniz gerekiyorsa o kadar öleceksiniz. Yıka yıka yüzünü yıka. Seninle. Ali. Ali Dila nasıl? Ali ona bir şey olmadı de. Ali hayatta de. Sakin ol baba. Dila yaşıyor. Şükürler olsun.
Şükürler olsun. Ameliyattan çıktı şimdi. Odaya aldılar. Uyanmasını bekliyoruz. Yarın ona uğrayacağımı söyle. Ali kim yaptı bunu? Ha, kim yaptı? Bilmiyoruz ama öğreneceğiz. Kuzunun bu işte bir parmağı var mı? Yok, olamaz. Çünkü kurşunların asıl hedefi buydu. Keşke demedim bilseydi. Ama yaşamaya da hayatımızın baş köşesine oturmaya da devam ediyor. Ali. Ali bana Dila'yı ver. Ona bir şey söylemem lazım. Kola söyledim ya, hala uyanmadı, seni duyamaz. Sen ver, o beni duyar. Peki. Dila. Dila kızım. Hanım benim. Biliyorum beni duyuyorsun. Bak sen çok güçlü bir kızsın. Ha? Sana bir daha buraya gelme dedim. Bir daha seni görmek istemiyorum dedim. Dila. Ama bil ki sen benim için hayattaki en önemli şeysin. Dila ne olur uyan. Kızım ne olur uyan Dila. Şöyle yapsak mı? Şöyle. Hafiflemedim hala. Var mı acım? Hemen bıraktılar. Nasıl oluyor böyle bu? Ben anlamadım yani. Yok öyle değil ya. Başka türlü acılar. Baksana abi. Bir telefon açıp soranın bile yok. Sözüm ona bir ailem var ama ben hayatlarında nereyi işgal ediyorum onu bile bilmiyorum artık. Söylerken bile işgal ediyorum. Kendimi fazlalık gibi hissediyorum. İnsan bırakıp gidemiyor da değil mi? Böyle bazen bir dalıyorsun istemediğin bir şeyin içine. Çıksan bir dert, çıkmasan bir dert. Ne tuhaf. Ne tuhaf. İnsanın sana anlatısı geliyor. Yani anlattıkça iyi gelecekmişsin gibi. Ki geldin de. Sağ ol. Geçmiş olsun Seda Hanım. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Polisler içeride mi? Yok, inceleme bitti. Ağırlığını versen daha rahat olacak galiba. Nasıl? İyi uyuyor. İyi ki bugün oradaydın. İyi ki vardın. Varsın. Yani teşekkür ederim. Ne demek?
Daha kaç saattir gözünü açmadı. Normal mi sizce? Evet evet normal. Merak etmeyin. Naz yaptın Naz. Ömrümüzü yedin şurada. Hadi bir aç gözünle bir sevindir bizi ya. Yapma. Ne oldu? Ne olacak? Vuruldum. Atladım merminlerin önüne. Kurşunların sana çarpıp geri düşeceğini falan sandın herhalde. Komik mi şimdi o? Değil. Daha idare edeceksin artık. Ne yapalım? Sanki burada idare edilmesi gereken benmişim gibi görünüyor ama. Hah, kafa yerine gelmiş bildi maşallah. Haşlama turizm iş başında. Çağırayım da baksınlar sana. Abimler nerede? Herkes iyi değil mi? İyiler, iyiler. Evde onlar şimdi. Bir kişi kalabiliyormuş da başında. O da sen mi oldun? İyisin değil mi? Hayatımı kurtardın. İstemeden oldum. Yani refleks. Zaten niye öyle bir şey yaptım hiç anlamadım. Yani bir daha olsa bir öyle bir şey yapmazsın. Bak bu kafa müthiş. Bu kafadan çıkma. Aferin. Ben bir hava alayım. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyiyim. Eşim size çok düşkün. Bir an bile ayrılmadı yanınızdan. Hı. Acayip düşkündür kocam bana, evet. Bakar mısın? Dila nasıl? Gayet iyi, merak etme. Gözünü açtı, hayati tehlikeyi atlattı. Şükürler olsun. Çok şükürler olsun. Hiç gelmedin. Bugün geldim. Teşekkür ederim.
geçer mi? Bak sana her şeyi anlatmak isterim. Söyleyeceklerine ilgilenmiyorum. Sıralayacağım bahaneler ne abimi geri getirir, ne de seni buradan çıkartır. Biliyorum. Biliyorum. Ama buradayken bile yapabileceğim bir şey var. Bu yaşadığımız kaosu dindirebilirsin. Nasıl? Kuzgun gittikçe güçleniyor. Dila ile evlenmesi de başımıza çıktığının resmidir. Behram adı var değil mi? Masada çatışma istemez. Bizim evliliğimiz de bu yüzden değil miydi? Şerefle ben barışayım diye. Bizi dindirmek için değil miydi? Ha? Söyle. Peki. Senin için ne yapabilirim? Dila'nın elindeki güç Dila'da oldukça Kuzgun'da da demektir. Dila'nın elindeki gücü, en azından maddi gücü, Ali ile bana bölüştüreceksin. Yani Dila'nın elinden her şeyi alayım mı istiyorsun? Ben onu soyadımla koruyamazken böyle bir şey yaparak onu iyice çaresiz, iyice güçsüz mü bırakayım istiyorsun? Dila'nın soyadı Cebeci artık. Sen Cebeci soyadını besliyorsun sadece. Bir düşün Rıfat. Söylediğimi yap. Hepimiz kazanacağız. Senin sevdan.
Oo. Aslı eşek getirilir mi ya? Kolonya olsa neyse. Çiçek yok. Hoş geldin Bora. Ah. İyi misin? İyiyim, iyiyim. İyi, iyi maşallah. Turp gibi. Yalnız kalabilir miyiz? Olur. Tabii ya. İki tane de sütlü kahve söyleyeyim size. Yok öyle bir şey. Senin kimseyle hastane odasında baş başa kalmaman lazım. Açtırma kutuyu. Orada hastanla. Behram adı var sizinle görüşecek. Sana kuzgun cebeci bir aday demiştim. Benden icazet almış. Benim isteğimle evlenmiş. Korumamdaki iki insanın evine ne cüretle baskın düzenledin? Amacım Dila Bilgin'e zarar vermek değildi. Ben niyet okumam. Eyleme bakarım. Gerçekten merak ediyorum. Kuzgun'u neden koruyorsunuz Berhan Bey? Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. Bir dakika. Bir dakika lütfen. Bir dakika. Beni dinlemeden sakın, sakın emri vermeyin. Lütfen. Lütfen izin verin. Lütfen. Ferman Koroğlu. Bana inanacağınıza çok emin. Artık anlaşmamızı konuşabiliriz. Çıkalım artık biz. Sen de rahat rahat dinle.
Bir ara seninle bir şey konuşmam lazım. Amma mıy mıylandın ha? Ver şunu bana. Ver. Ne yapıyorsun ya? Aç bakayım ağzını. Kuzgun. Aç vallahi dökeceğim ellerine. Aç. Ha. Aç 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 aç. Tamam yavaş. Şifa olur. Ha. Aslında en temizi bunu böyle dikeceksin kafana da sana gelmez o işler. Allah Allah. Onu nereden çıkardın acaba? Bir kere benim en sevdiğim şeydir. Ver şunu bana. Oh. Kuzgun. Niye her saniye benimlesin? Sıkılmadın mı? Tamam sağ ol. Gerisini hallederim ben. Bu aynı odada yaşama muhabbetine alıştım herhalde. Sensiz evlere sığamıyorum. Ciddiyim ben. Her dakika başımda durmak zorunda değilsin. Hastanede de yanımdaydın. Tamam yeter. Çık. Biraz hava al, kafanı dağıt. Dağıtacağım ben o kafayı. Tam dağıtacağım ben o kafayı. Gerçekten söylüyorum. Kapıda bir sürü adam var. Ordu yığmışsınız mübarek. Bana bu evde hiçbir şey olmaz. Merak etme. Ölüyordun Dila. Anladım. Ama daha fazla suçluluk hissetmene gerek yok. Sen elinden geleni yaptın. Sağ ol. Sana bunu yapanı bulacağım biliyorsun değil mi? O kurşun sıkan ellerine kıracağım onun. Yani sana sıkılan kurşun bir şekilde bana da sıkılan kurşun. Ve anlaşma gereği biliyorsun. Sulh dedi, sulh için evlenin dedi. Tamam. Sulh etmiş görünüyoruz işte, evlendik. O yüzden mi beni hiç yalnız bırakmadın? Anlaşma gereği. Yani biraz öyle, biraz böyle. Şimdi biraz öylesini anladın mı? Biraz böylesini anlamadım. Ne o? Yoksa kalbini attırmayı başarabildin mi bir kurşun? Bak bak yine başladık. Seni alt edeceğim bakışı atıldı. Ha şimdi kaş kalacak, sol kaş. O çene de bir tık öne. Neler anlatacaksın kim bilir sonra? Söyle söyle anlat. Patlarsın sen, tutamazsın içinde. Söyle. Korktun değil mi? Herhalde kızım. Kollarımla yığıldın kaldın, her yerin kan. Vallahi nasıl gittik, nasıl attık kendimizi hastaneye bilmiyorum yani. Dila. Çok ciddi bir şeydi bu ha. Böyle lagalugası falan yok. 28 yaşını bırakıyordun evin bahçesine. Behram olabilir mi? Sanmam. Ben sanıyorum ama. O heriften her şeyi beklerim. Sonuçta daha yüzünü bile görmediğimiz neydi belirsiz biri Behram. Sen dinlen şimdi. Sırasıyla hepsinin icabına bakacağız. Merak etme. Adamlardan bir iz var mı? Var bir şeyler. Bu Nedim var ya, bizim düğüne de geldi. Şu masadaki büyükbaşlardan biri. Hı. Ona bağlı bir araç çıktı bu adamların arabası. Nedim Köseveli. Mefta. Nasıl öldü mü?
La benim anlamadım, bu adamlar niye beni öldürmeye kalktı? Ha bu arada bu tetikçiler var ya, kurşun sana isabet edince bir anda söndüler. Nasıl yani, anlamadım. Durdular yani. Panikleyip gittiler sonra. Aldıkları talimat sen değildin belli. Ama bu benim bir beynimi kurcalıyor bu. Burada bir iş var. Var bunda bir iş. Of. Ne oldu? Derin nefes alınca acıdı biraz. Dur bakayım şuna. Oho. Kaç saat olmuş ya, buna pansuman yapmadılar mı? Tamam, çağıralım hemşireyi. Yok, ben yaparım. Nerede o zımbırtı? Tepsi bir şey vardı burada. Öğrendik kızım bu işleri. Rahat ol. Tamam, tamam. Çok yandı. İyi mi böyle? Ha? Daha iyi. Bir an geliyor, her şeyi unutuyorum. Nasıl? Sanki yaşadığımız diğer her şey kabusmuştu. Gerçek olan buymuş gibi. Ama diğer her şey gerçek. Ya bu? Bu da gerçek de... geçici bir gerçek. Mahkum olduğumuz. Kimi çağırayım yanına? Kimseyi. Yalnız kalmak istiyorum biraz. Sen de bu gece salonda uyur musun lütfen? Uyur. Selamünaleyküm. Var mı yeni bir haber? Döndüm işlerin başına diyorsun. Anca. Var. Kim yapmış? Morada ıslanlı. Onu öldüreceğim. Gel buraya, gel, hallenme hemen. O konuda bir şeyler var. Yani değişmeyen bir şeyler. Neymiş o? Bak bana yine aynı masal anlatma ha. Buraya dokunulmayacak. O bana dokundu ama nasıl olacak? Bora Behram'a lazım. Sebep? Sebebini hep beraber öğreneceğiz zamanı geldiğinde. Hiçbir insan vazifesini tamamlamadan ayrılamaz bu hayatta. Bora'nın bilmediğimiz bir vazifesi olabilir. Onun ben vazifesini... Nazın odasına geçin Meral.
Madem kullanmayacaksınız, ne diye çalışma odanız var? Hadi yavrum, sofra hazır. Geldim. Bu sizi rahatlatacak. Uykunuzu da getirir. Tamam, sağ olun. Kuzgun, iyi misin? İyiyim. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şey yok. Hayalet ağrı diye bir mevzu. Duydun mu hiç? Böyle kolunu kesip atmışlar misal. Sen hala kolum ağrıyor diyorsun. O hesap. Yetimhanedeyken şurama bir ağrı geliyor. Böyle şey gibi. Tıkanıklık gibi. Böyle diyorum, hani vursam falan geçer ama geçmiyor namussuz. Sonunda doktora falan götürdüler. Bir yok. Ama ağrıyor hala. Gel zaman git zaman. Ben yetimhaneden kaçtım. Cezaevine girdim. Hala ağrıyor. Yani her Allah'ın günü. İlaç falan nafile. Sonra bu cezaevinin doktoruna gittim, dedim yani. Bunu dedim, sokat. Sokat. Bu ne ya? İlk o dedi. Hayalet ağrı bu diye. Niye oluyormuş peki? İşte psikolojik de olabilirmiş. Özledim biri ya da bir yer falan olmalı, öyle bir şey dedi yani. Bir dalgadır anlattı uzun uzun. İnanmadım tabii de. Yapacak da bir şey yok. İnsanı öldürmeyen her şeye alışıyor. Sonra seni gördüm. Ağrı geçti geçmesine de. Yerine gelen şeyi tanımıyorum ki ben. Öyle yabancısıyım yani. Seni nasıl severim? Bu işler nasıl oluyor bilmiyorum ben.
Abi. Geçenlerde annemle konuştuk. Sigorta borcuyla ilgili. Bir çözüm bulduk. Evi satılığa çıkaralım dedik. Sen ne dersin? Üzülme oğlum. Mal mülk dediğin nedir ki? Fani şeyler. Hepsi bu dünyada kalır. Önemli olan bizim huzurumuz. Bütün dört duvarlar bize yuva. Sigorta borcu ödendi. Sıkıntı yok. Nasıl? Ödendi işte. Hangi parayla? Hallettim anne. Anladım da hangi parayla ha? Cevap ver. Ya ne yapacaksın hangi parayla? Ödedim diyorum. Ne demek ne yapacaksın ya? Seninle ilgili her şey bizi de bağlar. Biz aileyiz. Kumru borç morç yok. Bitti gitti diyorum üstüme gelmeyin tamam mı? Kuzgun mu verdi yine? Hayır. Dükkanın da kredisi bitmedi hala. Yeni kredi de çekemezsin. Ya buldum diyorum. Kapatın şu konuyu ben. Tefeciden borç aldım deme. Ha, tefeciden aldım. Ne bağırıyorsun oğlum ha? Lafı geveleyip durma. Kimden aldın? Ali ödedi. Oldu mu? Sigorta borcunu kapadı. Ben de ona karşılık iş yapıyorum. Borcum bitene kadar da yapmaya devam edeceğim. Rahatladınız mı? Abim Dila Bilgin'le evlenir. Aynı evde yaşarlar, sıkıntı yok. Ben Ali'ye iş yaparım. Gurur murur bilmem ne, ne güzel. Bu dünyada da, ahirette de abinizin günahları benim boynuma. O ne yaşıyorsa onu seçmedim diye. Ama seni ben yetiştirdim, ben. Ama yazıklar olsun bana, becerememişim. Yarın evi emlakçıya veririm. Satıldığında götürür o parayı ödersin ona. Kartal nereye? Kartal! Peki bu nereye anneciğim? Buldum. Aferin benim akıllı farım. Baba. Güzelim. Nasılsın prensesim? Annemin canı sıkılmasın diye onunla oyun oynadım. Yahu bir insanın canı bu kızlayken sıkılmaz ki. Sıkılır mı yoksa? Sıkılmaz. Sıkılmaz tabii. Hadi sen Füsun ablanın yanına git. Hadi yata. Masal okuyacak mısın? Okuyacağım tabii. Sen git ben geliyorum. Nasılsın? Gerçekten merak ediyor musun? Ya Seda basit bir soru sordum. İyiysen iyiyim de, kötüysen kötüyüm de. Bu kadar zor mu? Evet zor. Çünkü artık katlanamıyorum Ali. Senin sevgisizliğine, ilgisizliğine dayanamıyorum. Allah aşkına başlama Seda. Boşanalım. İkimiz de bu kadar mutsuz olmayı hak etmiyoruz. Defne benimle kalır. Sen istediğin yere gidebilirsin. Defne'yi sana vermem, bunu çok iyi biliyorsun. O zaman boşanmayı da unut.
uyandırdın. Biraz böyle kalabilir miyiz? Ne yapacağım ben seninle? Sadece sevsen yeter. Zaten seviyorsam. Hep seveceksem. Ama nasılını bilmiyorsan mesela. Ya birlikte öğreneceksek? Öğrenir miyiz? Düşe kalk. Kıra döke belki ama illaki öğreniriz. Sen sadece beni sevmedin. Günaydın Fındık Kurdu. Günaydın. Günaydın. Var mı gelişme? Hadi anne. Hadi görüşürüz. Kuru temizlemeden geldi. Sağ ol Meral. Bana hediye mi aldın? Hayır anneciğim, bu bizim değil. Hadi bakalım, yürü. Şu antin kuntin planlarına bir son ver. Püsün üstünden bana oynama, tamam? Yok öyle bir şey. O beni aradı, ben onu aramadım. İş istedi, ben de verdim. Hayır, ben zaten göndereceğim onu da. Bir iki gün aklı başına gelir. Ama o zamana kadar Füsun'un canını yakarsan seni elimden kimse alamaz. Kartal'la da aranızda para mevzuları falan olmuş. Hı. Sigorta borcunu mu ödemişsin, ne yapmışsın? Hı. O borç da benim artık, ben ödeyeceğim. Kartal'ın bana borcu yok. Dünyada olup biten her şey de seninle ilgili değil. Borç benim diyorum birader. Ben ödeyeceğim, nokta. Var mı saldırıyla ilgili bir gelişme? Planlayan bu arada Aslan'la. Ne? Emin misin? Vallahi gerçek bu. Behram'ın bundan haberi var mı? Behram kim ya? Emru vermemiş ama Bora'yı koruyor. Elimi kolumu bağladı. Kumru, Kartal gece eve dönmemiş. Ya. Of. Hayır, bu herif ne yapmaya çalışıyor ya? Önce babam, sonra Dila. Bu herif niye bizim altımızı kazıyor? Behram Adıvar'ın gücü Bora'yı korumaya yetmeyecek. Ben bunun hesabını soracağım. Planın ne? Bilmen gerekirse öğrenirsin. Bak şu konuyu netleştirelim. Zerre kadar umurumda değilsin ama mevzu Dilay'sa her şey değişir. Anlatabildim değil mi? Göreceğiz. Göreceğiz. Thank you.
Dila'nın durumları falan ortalık karıştı diye seni unuttum sanma. Ondan başkasını gözüm görmedi zaten, fark ettim. Hüsnüm bak, Kur'an çarpsın zorluyorsun ha. Bozma benim asabımı. Buraya falan yerleştiğinde yok, döneceksin İzmir'e. Asla. Hüsnüm. Sen benim abim değilsin ya. Benim abim öldü, senin karın yüzünden hem de. Burada kalacağım çünkü çalışıyorum. Senden de izin istemiyorum. Kuzgun. Kuzgun erken çıktı tatlım. Öyle mi? Hı hı. Hemşire geldi, pansumanını yenilecekmiş. Tamam. Senin niye böyle suratın düşük? Kuzgun yüzünden mi? Hayır canım, ne alakası var? Seni anlıyorum. İnsan böyle durumlarda kocasının daha çok yanında olmasını istiyor. Ah. Sevilmemek ne demek en iyi ben bilirim. Emin ol. Bu evin duvarlarına ben de bir kalp bıraktım. Dile olsa da konuşsa. Hemşireyi bekletmeyelim. İçeri çağırsana. Ayaklanmışsın. Bayağı iyi görünüyorsun. Bazılarımızın kendi kendine yetmekten başka şansı yok. Galiba öyle. Hastaneden sonra bende kalmıştı. Teşekkür ederim. Ne demek? Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Çay var. Yani yeni demiyordum, hani içmek istersin belki. Olur. İçerim. Gel gel. Önce ben konuşacağım. Konuşacak bir şey kaldı mı ya? Ama bak, yine önce sen konuşuyorsun. Sende ne var biliyor musun? Sende hem ilk lafı hem de son lafı söyleme hastalığı var. Uzatma lan. Ne diyeceksen de. Behram eve baskın yaptığımı biliyor. Buna rağmen beni cezalandırmana izin vermiyor. Doğru. Değil mi? Ya bu Behram seni neden koruyor? Düşündün mü hiç? Babanın hapse girmesine sebep olan kişi Behram. Benim babamın çalıştığı kişi de o. Babamı öldürmeni cezasız bırakan da seni düşmanınla evlenmeye mecbur etti. Masanın barışı düzeni için mi sadece gerçekten? Ama çelişkiye bak. Beni öldürmek için de önündeki en büyük engel Behram. Nasıl ki ben seni öldüremiyorum. Sen de beni onun yüzünden öldüremiyorsun.
Şimdi Kuzgun Efendi. Behram'ı öldür. Sonra ikimiz hesabımızı karşılıklı görelim. Ha, bu arada sana küçük bir sır. Behram'a giden yol sana verdiği değerden geçiyor. Dilacığım, misafirin geldi. Selçuk. Hoş geldin. Sağ ol. Sizi kaçırmaya geldim. Küçük bir yürüyüşe çıkalım mı? Ya, bilemedim şimdi. Konuşmamız gereken önemli şeyler var. Bence kırma misafirimizi. Hem senin için de değişiklik olur. Tamam, olur. Dışarıda bekliyorum. Geliyorum biraz. Ben bu çocuğu hastanede de görmüştüm. Kim bu? Entrika malzemesi çıkaramayacağım bir Şermin'cim. Burada mı kalıyorsun? Yok. Evde işler biraz sıkıntılı da o yüzden. Bir de işler bir defa ters gitmeye başlıyor. Hep böyle üst üste basıyorlar ya. Biraz o durum. Anladım. Sen nasılsın? Yani gerçekten. Bilmem. Yani gerçekten bilmiyorum. Bu kadar uzun zamandır görünmez hissediyorum ki kendimi. Sorunun cevabını bilemedim. Anladım. Sen Ali için mi çalışıyorsun? Yok, tam olarak öyle değil. Senin adına sevindim. İyi birine benziyorsun. Ya değilsem? Yalnız değilsin. Çay için sağ ol. Bir bardak daha. Ben artık gideyim. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. Bu Ali'nin karısı değil mi? Ne işi var burada? Arabası bozulmuş, tamir ettim, bir şey yok. Oğlum, benden uzaklaşma. Bizden uzaklaşma. Anne, sanayiye falan gideceğim, daha bir sürü işim var bak. Nereye gidiyoruz Dila Hanım? Pardon? Dila Hanım benimle. Biz yalnız gideceğiz. Ama Kuzgun Bey... Kuzgun Bey'in bir itirazı varsa kendi arar beni. Şöyle yürüyelim mi Selçuk? Aslında daha iyi bir fikrim var. Lütfen buyurun. Ne oluyor Selçuk? Lütfen, bana güven.
Söyle Ercan. Dila Hanım dışarı çıktı Kuzgun Bey. Nereye gidiyor? Söylemedi. Yanında kimseyi istemedi. Selçuklu'ya biriyle gitti. Oğlum ben sizi oraya bostan korkulu diye mi diktim? Ha? Bu Dila sizi bir lafıyla püskürtüyorsa işimiz iş. Hayırdır Selçuk? Nereye gidiyoruz biz? Az sabır. Birazdan her şey netleşecek. Efendim? Yanına adam almadan niye çıkıyorsun dışarı? Ya o kadar şey yaşandı, hiç mi ders almaz bir insan? Hep mi kafanın dikine? Bitti mi? Bitmedi. Bu Selçuk kim ya? Ona güvenip nasıl tek başına çıkıyorsun dışarı sen? Başka bir şey var mı? Yok. İyi. Görüşürüz o zaman. Ne oluyor ya? Nasıl yani? Siz... Siz değil, biz. Kudret Hanım sana gerekli açıklamayı yapar. Selçuk. Hakkında çok şey bildiğimi söylemiştim. Yok artık. Geçmiş olsun. İyi görünüyorsun. Ne kadar iyi olabilirsem işte. Seninle işbirliği yaptığımızı birileri mi öğrendi? Hayır. O zaman emniyetten, adamlarından biri ne bileyim Behram'ı açık etmiş olamaz mı? Mümkün değil. Çünkü emniyetten hiç kimse bilmiyor. Sadece Selçuk'la güvendiğim birkaç kişi var. Behram adı varın. Eli kolu her yerde. Kim onun adamı, kim neyi kestirmesi çok güç. O yüzden seninle olan ilişkimiz asla açığa çıkmamalı. Yoksa bu meseleden bir kurşun yarasıyla çıkamaz. Sence kim yaptı peki bunu? İpuçlarına göre ortaklarınızdan Nedim olarak görünüyor. Behram'ın bu meseleyle gerçek bağı ne onu şimdilik bilemiyorum. Ya o beni öldürecek ya ben onu. Düello hesabı, adilane. Adil olmaya ihtiyacın yok. Söz dinle yeter, düzeni bozma. Düzen? Behram Efendi bizi zorla bir masaya otursun. Bora gelsin baskın yapsın, Dila vurulsun. Düzene. Ben öyle düzene. Zamanı gelince Bora'nın cezası kesilir. Ya niye şimdi değil? Ne zamanı, neyi bekliyoruz? Orası bizi ilgilendirmez. Kimsenin keyfini beklemeyeceğim ben. Dila ölüyor diye az kalsın. İyi işte, zorla evlenmişsin zaten, istemiyordun. Otomatikman boşa düşecekti evlilik. Sen değil miydin ya bu evlilik gerçek olacak diyen? Ben sözümün arkasındayım, kayış atan sensin. Aşık mı oldun Dila'ya? Ha? Hani hariçinle biten Gonca Gül'e minnet eylemezdin? Hani ezer geçerdin? Gözünün yaşına bakmazdın, ne oldu? Dila kim Kuzgun? Dila yüzünden Behram'ı karşına alma. Ya Dila canını veriyordu benim için, canını.
Mesele borç meselesiyse sen de bir kere onun canını kurtarırsın. Ne olur biter. Öyle olmuyor işler. Soruma cevap ver o zaman. Sen Dila'yı seviyor musun, sevmiyor musun? Aşka teslim olursan bu savaşı kaybedersin. Sen beni değil, ben seni gömerim. Dila'dan kurtulursan bir şansın var. Hayatta da kalırsın. En tepeye giden yolu da yürürsün. Aşka teslim olmuşsun sen. Geçmiş olsun. Artık bu savaştan sağ çıkamazsın. Vallahi kim ölür kim kalır ben bilmem. Göreceğiz. Ama şunu bil dervişim. Orada aslanın o kurşunun hesabını verecek. Gücü yetiyorsa Behram çıksın karşıma. Çıksın da engel olsun. Odri meydan. Ancak o karşıma çıkarsa dururum. Başka da yolu yok. Hadi eyvallah. Olay yeri raporunu inceledim. Hepinizi bu kadar savunmasız yakalamışken sence neden vurdular? Hiçbir fikrim yok. Sana zarar verdikleri için. Asıl amaçları seni vurmak değildi. O kurşun sana mı atılmıştı yoksa Kuzgun'a mı? Kuzgun'u sıkılan kurşunların önüne atladın. Düşünerek yaptığım bir şey değil mi? Daha kötü. Çok daha kötü. Evliliğiniz gerçek bir evlilik gibi olmalı derken ona aşık olmanı kastetmemiştim ki. Kuzgun, senin içinden çıkmak istediğin dünyanın ta kendisi. Biliyorum. Bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Ben Kuzgun yerine seni seçtim. Çünkü Kuzgun onlardan biri olmak, o dünyadan bir yer edinmek istiyor. Sense o dünyadan çıkmak istiyorsun. Ben bu yüzden sana güvendim. Behram Adıvar'ı adalete teslim ettiğimizde Kuzgun Cebeci de bunun dışında kalmayacak. O gün geldiğinde bana Kuzgun'u kendi ellerinle teslim edebilecek misin? Evet. Konuştuğumuz gibi. Abi. Sen burada bekle Zeki. Hayırdır? Ne bekliyorsun? Ne var? Ali abi bekle dedi, duymadın mı? İyi, bekle bakalım. Nedir acil olan mesele? Orayı hak ettiği yere göndereceğim. Dila'nın yanında mısın, Bora'nın mı? Hak ettiği yer derken? Cehennem spor. Şimdi ben bu Bora'ya ceza makbuzunu ibraz edeceğim. Senden de tek bir cevap istiyorum. Dila'nın gerçekten abisi misin? Dila benim kardeşim.
Canım. Sana mı ispatlayacağım? Bir yamuk yaparsan, bak bana değil ha, Dila'ya yapmış olursun. Haberin olsun. Anladım. Yani bu mesele özelinde benimle misin? Seninleyim. Ama sadece bu meselede. Ne yapacaksın peki? Sen verdiğin söze kilitlen. Benden haber bekle. Öğreneceksin planı. Sana bir uyuz oldum, haberin olsun. Eyvallah. Saldırıyı düzenleyen kim, öğrendin mi? Ne yapacaksın Kumrucuğum? Ben değil, sen bir şey yapmalısın. Abim bu işi yapanı öğrenmiş olabilir. Sen nereden biliyorsun bunu? Bazı kaynaklarım var diyelim. Lütfen dinle. Bunu yapan kimse, abim onun cezasını kendi vermeye çalışabilir. Ona engel ol. Ne bileyim, polise gidin, bir şey yapın. Abimi de kendinize benzetmeyin. Kumru. Kuzgun kimden şüpheleniyor? Kumrucuğum, söylemen lazım. Eğer bilmezsem yardım edemem. Bu arada Aslanlı. Hadi bismillah, başlıyoruz. Ben hazırım. Planın ne? Önce bir konuda anlaşmamız lazım. Şimdi benden duyacaklarını kimseye anlatmak yok. Bak, ne Dila'ya, ne adamlarına, hiç kimseye. Plan bitene kadar tek kelime bile etmeyeceksin, tamam? Bunu yapan Bora olabilir mi abi? Tek bildiğim, Kuzgun'la evlendiğiniz için çok öfkeli oldu. Senin de tek bilmen gereken şey, o kurşun yalnızca seni vurmadı. Beni de vurdu. Dila, biz birbirimizi yeriz ama kimse sana bir şey yapamaz. Ah, yavaş. Hadi sen dinlen biraz, zaten yoruldun. Hemen kaçıyorum. Sen nereye? Düşmanlarımı sıraya dizmeye. O ne demek ya? Abi! Yani beni sana karşı doldurup benimle işbirliği yapacak, seni aradan çıkaracak. Ya! Bu Kuzgun galiba bayağı bir tehlikeli biri, ha? Gerçekten öyle Bora. Dikkatli ol. Sana pusu kuracak. Öldürmek için.
Behram'a rağmen mi? Evet. Kafasına koymuş. Ne zaman? Nerede? Yarın. O adam zaten bilmiyorum. Aklı sıra benimle işbirliği yapıyor. Ama hala bana tam güvenmiyor. Uyarması benden Bora. Tedbir alması senden. Kuzguna karşı dikkatli ol. Sağ ol Ali. Yarın yüz yüze aramızdaki meseleyi bitireceğiz. Konum atacağım. Söyledim. Pusu kuruyor. Bence gitme. Bunu ava giderken avlayacağım. Yarın Kuzgun Cebeci eceline gelecek Ali. Emin ol. Tamam. Saat kaçta? Bu sefer gerçekten onu öldürebilecek misin Bora? Savunmam bile hazır. Ben yapmasaydım o beni öldürecekti. Dila yüzünden son anda vazgeçmezsin, değil mi? Hayır Ali, asla. Bak ne diyeceğim. Bırak Kuzgun'u ben bitireyim. Plan senden, indirmesi benden. Seve seve Ali. Yarın herkes için çok güzel bir gün olacak Ali. Akşamlar. Ne bakıyorsun? Çocuk oldum. Sonra ağladım. Yağmur bile beni ayıpladı. Söz dedim. Söz verdim. Ruhumu gömdüğüm yer hala belli. Güneşi özledim. Sonra seni. Keşke gölgesine razı bir fesleğen olaydım. En son onu okuyordum. Fesleğen demişken, bütün gün çayır çimen gezip çiçek mi topladın sen? Selçuk getirmiş. Selçuk getirmiş. Bu çocukta astigmat mı var ya? Parmağındakini görmüyor mu? Medeni biri olmak senin kalemin değil tabii. Doğru. Her gün daha iyiye gidiyorsun maşallah. İyiyim iyiyim çok şükür. Şunu al üstüne. Belinde silahla mı dolaşıyorsun artık? Mecburiyetten. Acıktın mı? Ben de acıktım bayağı.
Bir şey yapayım, hazırlayayım da yiyelim beraber. Kuzgun, bana iyi davranmak zorunda değilsin. Kıymalı yapıyorum bak anneye. Borçlu da değilsin. Acı da koyayım böyle, güzel olur. Fark eder mi? Seni korumaya çalışmadım. O anın etkisiyle yani refleks olarak atladım önüne. E tamam o zaman, ben hazırlayınca gelirsin sen de. Tamam canım, sen dediklerimi yap. Gerisi bende. Şu borayı bir halledelim. Döneriz rutine. Hadi yarın konuşuruz. Eyvallah. Kafasına koymuş derviş baba. Behram karşısına çıkmazsa durmayacak. Ne yapacaksın? Afiyet olsun. Bora'ya ne yapacaksın? Hadi ye soğutmadan. Yapma Kuzgun. Kimseye zarar verme ne olur. Bora'ya bile. Ya ölüyordun ya, ölüyordun Dila. Hala onu mu koruyorsun? Koruduğum o değil. Hadi yesene. İştahım kaçtı. Tamam hadi, benim de boğazım hadi. Elini kana bulamaya niye bu kadar heveslisin? Yanlış. Hayatta kalmaya çalışıyorum ben. Pamuğu erkenden tıkamasınlar diye. Doğru bir hayat yaşayabilirsin ama. Her şey yoluna girip de biz boşandığımız zaman gerçek bir ailen olabilir. İstediğin gibi. Sevdiğin bir karın olabilir. Belki çocukların olur. O yüzden yapma. Babama benzemek zorunda değilsin. Daha çok geç olmadan kendini kurtarmaya bak. Benim hesaplarım daha bitmedi. Boşuna tüketme nefesini. Afiyet olsun. Makarna için sana. Alo. Kuzgun'un bir planı var Konrad. Tam olarak ne bilmiyorum ama başını derde soksun istemiyorum. Hele benim yüzümden birilerinin zarar görmesini asla istemiyorum. Telefonla mı konuşuyordun? Evet. Senin niye iki telefonun var ya? Bu seni niye ilgilendiriyor Kuzgun? Öyle ya da böyle karımsın. Öyle ya da böyle formaliteyim senin için, değil mi? Hayatında biri falan varsa tövbe estağfurullah. Ne yaparsın? Boşar mısın beni? İyi geceler.
Sen Bora'nın evini gözetlemeye devam. Orada bir hareketlik falan olursa haber verirsin bana. Abi ben de gelseydim seninle. Yok, tek gideceğim ben. Sen Bora'nın evini ablukaya al yeter. Son anda konum atmayacağım. Önden plan yapmasın diye. Söyle, tutma içinde. Abi, dervişin yapmadığını yapmak ne kadar doğru. Dur diyorsa durmak lazım. Yüzünü bile görmediğim bir adamın emrine boyun eğmeyeceğim Cihan. Yedi ceddimizi birden harcar abi bu adamlar. O Behram Adıvar'ın gücü yetiyorsa önce Bora'yı indirmemi engellesin. Derviş babam. Dervişim, şeref verdin, hayırdır ya? Bora Dağıstanlı'yı öldürmeyeceksin. Dervişim, bu seni niye bu kadar ilgilendiriyor? Yapma çocuk. Sözümü dinle. Amma korkutmuş bu Behram size ha. Onun yüreği yetiyorsa karşıma çıksın. Bir diyeceği varsa da öyle zarfla mektupla falan değil ha. Yüzüme baka baka söylesin. Sırf onunla karşılaşmak için bu tantanaya girdiysen eğer... Olan biteni bana açıklayacak. Beni niye koruyor? Beni koruyorsa Bora'nın cezasını niye kesmiyor? Dervişim, bu adamın amacı ne? Sınırlarını zorlama. Kendi sonunu hazırlarsın. Eğer Behram benim karşıma çıkmazsa... ya ben Bora'yı öldüreceğim, tamam? Ya da o Behram Efendi benim ipimi çekecek. Bak, başka bir seçenek yok. Ne o? Sabahtan beri deşifre mi yapıyorsun? Ha, yok ya. Ne dinliyorsun o zaman? Özel bir şey değil. İyi, tamam. Beni fark etti. Tamam. Zeki. Kuzgun'un işini bitiriyoruz. Nerede abi? Ne zaman? Bugün. Sen de Bora'ya canlı yayın yapacaksın. Nereye geleyim abi? Bizim deponun oradaki viyadüğün altında buluşalım. Bir saat sonra. Tamam. Başım belada. Ali sana tuzak kuruyor. Eski kiremit deposu diye bir yerden bahsetti. Bak, sakın gitme oraya, sakın. Seni öldürmeye çalışacak. Bir şey mi oldu? İyi misin?
İstanbul'a kaç tane eski kiremit deposu var? Çok acil öğrenip bana mesaj atabilir misin? Tamam. Hayat memat meselesi. Tamam. Çok sağ ol. Ala nasıl olmuş? Nefis olmuş Fareciğim. Çok beğendim. Dila. Çok az konuşabilir miyiz? Meral abla, Defne ile ilgilenir misin? Ne oldu? Bu adreslerden hangisine yakın deponuz var? Kumru söylesene ne oldu? Ali, abime tuzak kuruyor. Bu adreslerden birinde karşı karşıya gelecekler. Emin misin? Evet Dila, cevap ver. Bu adreslerden birine yakın deponuz var mı? Hangisine, çabuk söyle. Ben hallediyorum. Dila, beni de bekle. Kumru, lütfen. Sakın peşimden gelme. Bak, kimse zarar görmeyecek. İnan bana, tamam mı? Birazdan Kuzgun Efendi'nin yanındayım. Sana güveniyorum Ali. Şaşırdın mı beni gördüğüne? Ya yürü artık hani! Varmak üzereyim, tamam. Ali'ye engel ol Dila, bak. Abimin kılına zarar gelirse elimden geleni yaparım o Ali'nin gün yüzü görmemesi için. Yemin ederim yaparım, ona engel ol. Kumru, sadece sakin ol. Bak, kimseye zarar gelmeyecek. Ne Ali'ye ne de Kuzgun'a, tamam mı? Benden haber bekle. Tamam, hadi. Adam satmak sizde genetik tabi. İhanet hamurunuzda var. Sen ölmeyi çok önce hak ettin. Erken tezahürat yapma. Hadi çek lan silahını. Beni öldüremezsen buradan çıkışın yok.
Çeksene lan. Kuzgun. Dila. İndirin silahlarınızı. Dila git buradan. Ali indir hemen o silahı. Dila karışma. Kuzgun ne olur. Dila git. Ne olur yapma, ne olur indir o silahı. Dila. Kuzgun yalvarıyorum sana. Abi indir o silahı, indir. Ya karışma. Kuzgun. Ne olur. Ali ile Dila Hanım uzaklaşıyor. Tamam Zeki. Sen de oradan ayrılabilirsin. Etti mi sana her şeyi? Evet, evet. Canlı yayın yaptı. Kuzgun derdimiz sonsuza kadar bitti. Evet, yaşıyor. Bizim mekana götüreceğim. Tamam efendim. Hemen alıyorsunuz. Kuzgun Cebeci ölmedi. Ah be Dila. Ah benim güzel kardeşim. Ah be. Yoldayız efendim. Az kaldı. Hala yaşıyor. Çabuk gelin. Çabuk.
hemen. Ben Behram Bey'i karşılayıp geliyorum. Hoş geldiniz Behram Bey. Dilan. Of. Yaran kanıyor Dilan. Tamam mı? Sakin ol. Zaten yapabilecek hiçbir şeyin yok. Senden nefret ediyorum. Ne yaptın sen Kuzgun'a? Ne yaptın? Asla nefret ediyorum senden. Sen misin Behram adı var? Benim. Özür dilerim ama orada sana hiçbir şey anlatamazdım. Zeki bizi telefonla çekiyordu. Eğer bana yalan söylüyorsan... Dila. Eğer ki Kuzgun'un kılına zarar geldiyse bak abi. Dila, yemin ederim yalan yok. Kuzgun değil. Silah kuru sıkıydı, o kanlar falan filan da hepsi düzmeceydi. Eğer her şey yolunda gittiyse... Kuzgun şu anda Behram Adıvar'ın karşısında. Hatta onu indirmiş bile olabilir. Söyle adamlarına çıksınlar. O tetiğe dokunduğun anda buradan sağ çıkamazsın. Adamları çıkar! Sonunda stratejik davranmayı öğrendin. Zekanın öfkeni bastırmasına izin vermişsin. Sana Behram adı var, karşıma çıkacak demiştim. Hadi bismillah, başlıyoruz. Ben hazırım. Planın ne? Önce bir konuda anlaşmamız lazım.
Şimdi benden duyacaklarını kimseye anlatmak yok. Bak ne Dila'ya ne adamlarına, hiç kimseye. Plan bitene kadar tek kelime bile etmeyeceksin, tamam? Tamam, anlat. Benim bu Bora'yı başıma iş almadan indirmem için önce Behram Adıvar engelini bir aşmam lazım. Nasıl? Behram Adıvar karşıma çıkacak. Ya çıkmazsa? Çıkacak, çıkacak. Çünkü bu adamın benimle bir mevzusu var. Artık eminim. Bora'yı vuracağımı cümle aleme duyurdum. Onun da kulağına gitmiştir. Biz şimdi Bora'yla yarın karşı karşıya gelince ona beni vurması için bir şans vereceğim. Hmm. Benimle alakalı kısım? En kritik yer de bu. Sen şimdi Bora'ya gideceksin. Beni satıyormuş gibi davranacaksın. Zorlanmazsın zaten. Bozuk atmadan bir dinle. Heh, söyle. İnandırıcı olman lazım. Sen Bora'nın yanındayken ben mesaj atacağım ona. Yüzleşelim hesabı. Artık sen de ne yapıp edip beni vurma işini üstleneceksin. Plan bu kadar basit. Yalandan vuracaksın beni. İyi de bunun Behram'la alakası ne, ben onu anlamadım. Behram Adıvar gerçekten beni önemsiyorsa mutlaka karşıma çıkacak. Ya o ya adamlara. Yaşıyor. Bizim mekana götürüyorum. Tamam efendim. Hemen alıyorsunuz. Kuzgun Cebeci ölmeyecek. Yoldayız efendim. Az kaldı. Babamı sen mi öldürdün Derviş Cevher'i? Ya da Behram adı var mı diyeyim. Artık hangisini tercih edersen. Sen öldürdün. O şerif babama iftira atmasına da göz yumdun. Hapiste ölmesine izin verdim lan. Meryem kaseti Rıfat'a verdikten sonra Kuzgun'un kaçtığını öğrenince çekmiş vurmuş Rıfat'ı. Meryem sakın! Seni yıkacağım! Meryem yapma! Meryem yapma! Rıfat öldü mü? Yaralı hastanede. Meryem. Çocuklar. Meryem gözaltında. Çocuklar da emniyette. Kuzgun eve geldiyse bile kimseyi bulamamıştır. Senden yardım istediğim güne lanet olsun. Rıfat Meryem'den şikayetçi olmadı. Karının içeri girmesine izin vermeyeceğim. Birkaç günümü alacak ama halledeceğim. Meryem de çocuklar da evine dönecekler. Burada olması gereken sendin. Seni adalete teslim edeceğime. Çok önceden öldüreydim keşke. Sen o şansını kaybettin Yusuf. Sıra bende. Bu savaş bitti. Ben kazandım, sen kaybettin. Ben yaşayacağım, sen öleceksin. Bana mı yaptın? Ha?
senin katilinim. Babanın nasıl öldüğünü biliyor musun? Ulan iftiralarınızda, hainliğinizde, ***'unuzda kalbi yetmedi adamın. Sizin yüzünüzden. Senin yüzünden. Babanı ben öldürdüm. Alo. Kuzgun Behram'ı bulmuş olabilir. Emin misin? Bilmiyorum, büyük ihtimalle. Behram Kuzgun'u öldürmeden bir şey yap Kudret. Ne yap et, Kuzgun'u bir şekilde kurtar, ne olur yalvarıyorum sana. Babanı ben öldürdüm ama sen beni öldüremeyeceksin. Çünkü sen baştan aşağı sevdiklerinle kuşatılmışsın çocuk. Sevdiğin çok. Kimsenin bilmesine gerek yok, ben biliyorum. O tetiği çektiğin anda Meryem, Kumru, Kartal, o uğrunda ölümü göze aldığın Dila, hepsi ölür. Sen Behram adı var, kim sandın çocuk? Hadi. Hadi çek o tetiği çekebiliyorsan. Çek. Thank you.